iyi gitti. Selçuk'u tanıyoruz. Galatasaray taraftarını tanıyoruz. Durum sana ortada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. İnanıyorsam Selçuk'a, teknik direktör olayım. Selçuk'a inanıyorsam, %100 oynadığı zaman fayda sağlıyorsa seyirciye bakmadan sürerim abi. İnanıyorsam abi. O cesaretli, o cesaretli bir teknik adamsan. Üçlü defa oynatıyorsun. Aynen öyle. Pardon derim arkadaşlar ya, tamam siz şey diyorsunuz ama bu maçı benim almam lazım. Selçuk'a da çok güveniyorum. Onun olması lazım der, oynatırım abi ya. Taraftar takımı kurmuyor ki. Şu anda %51'e 49 hayır gidiyor. Hayır, kafa anket. Kafaya gidiyor. Güzel. Yani 51'e 49 evet, gidiyor. Ya, hiç sallamam taraftarı. Taraftarın o bildirisi de yanlış. O yanlış. Hocam son derece onu yanlış. Konuştuk. Olmaz. Senin takım tabii, kaptanın tabii. Çok büyük hizmetler vermiş. Ya, daha lig devam ediyor. Bu çocuğa yanlış. İhtiyaç olmaz. Duyacaksın. Sen onu moralman çökertiyorsun. Kolay iş değil mi? Hatalar mı var? O da çok şey yaptı ama... Çalışıyorsa, oynuyorsa, oynasın. Hocam sen aynen şöyle demiştin. Hatta genel olarak öyle söylendi Selçuk. Selçuk tamam, hani taraftar haksızdı, böyle bu dilde bir yazılı bildiri açıklamıyorum ya. Sen de biraz kendine bak. Evet. Oyna be kardeşim, oyna dedin. Hatta evet. Tam cümlem buydu. Selçuk topu alıyor, maçı. Bir geri, iki geri, üç geri, on yan, on yan. Selçuk topu çok iyi top kullanıyormuş. 180 pas yapıyor, 150'si yana, 35'i geriye. Ama hocam iyi oyunda bak Fernando'nun da etkisi vardır. Anlamadım. Fernando'nun da etkisi vardır hocam. Etrafındaki adamlar da önemliydi. Yani öyle demeyin. Çünkü hocam kimlerle oynamadı? Schneider'lerle oynadı hocam geçen ya. Geçen sene Fernando Schneider mi ya? Allah aşkına Schneider'le oynadı ya. Biliyorsun bir sürü adamla oynadı. Oynadı. Yani, ne gördük abi? Katılıyorum bu görüşü ama. Hoca oynamıyordu ya. Adam oynamıyordu abi. Aktörler de kötüydü ya geçen sene. O takım patraj yapıyordu böyle ya. Böyle bir takım değildi. Evet, doğru. O patraj yapıyordu. Belki kalite anlamında çok mesela Schneider gibi, Podolski gibi. Ya bitik adamlar ama. Oyuncular vardı ama bu takım yani dinamizmi ortaya koymuş. Abi, böyle daha evet. Güçlü, daha çabuk oynayan bir takım. Biz bak bunu söyledik. Selçuk bu takımda oynayamaz. Abicim ben Selçuksam diyorsun. O takımda oynar. Ben Selçuksam İlker. Ben yanımda oynayanlara bakmam abi. Onları oynatırım ya. Eğer ben Selçuksam. İşte zaten Selçuk. Pardon beyler derim ya. Hadi bakalım ya. Onları evet, onları bir şey derim ya. Ya onlar iyi olduğu zaman ben iyi olacaksam sen oynama. Hayır hayır. Belki iyi. Ben iysem. Pas alamıyorsun. Ben iysem bana uyacaklar. Galatasaray kaptanı ve iyi oyuncuysam. Evet. Bana uyacaklar ya. Alacağım vereceğim oyna lan diyeceğim. Bilmem ne diyeceğim. Yanımdakiler iyi. Ben de iyi oynayacağım. Yok öyle hikaye. Hocam futbol hani oyuncular bu da değil, anladım. Bu da değişik bir yaklaşım. Tabii yani. Kaç senedir götürüyorlardı. Ya, Erman abinin dediği doğru yani. Sen Selçuk, Selçuk'a bu para verilir mi abi? Ama etrafındaki adamlar... Erman. Hocam işin para kısmı... Selçuk'a bu parayı verir misiniz? İşte yabancı futbolcu bunların yüzünden geldi. Hocam Belhanda'dan gelmesi bunların yüzünden alıyor herhalde değil mi? Selçuk'tan fazla alıyor. Fazla mı alıyor? Tabii ya 3 küsur alıyor Selçuk. 2-600 bin alıyor. Mesela Galatasaray'a gelenler çok iyi paralar değil mi Selçuk? Yüksek ücretler. Ya bir Konya Spor taraftarı da 4 farklı anından maçın 4 farklı enstantane Donukkale'ye göndererek sosyal medyada paylaşmış. Şenol Özçakıcı adı. Taktik 6-2-2 diyor. Hakikaten de 6'lı bir savunma bloku. Önünde 2 kişi orta sahada 2 kişi ileride. Galatasaray'ın. Konyaspor'un. 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 Evet. Dedim hocam işte yani hocama söyledim kompakt dedim bu. Yani Konyaspor taraftar çok eleştiriyor şu anda hocam, Mustafa Iştakçı'yı. Hocam 6-2-2 ne ya ben öyle bir şey duymadım. Zaten Aykut Hoca'yı bundan eleştirmişlerdi ilk yıllarda. Hatırla. Ya şimdi bu takım aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazandığı için Konyaspor'dan da farklı beklentiler oldu. Avrupa'da maç kazandı. Avrupa'da da maç kazandı. Süper güzel Kupa'da de da çok iyi oynadılar. Evet, evet. Süper Kupa maçında da iyi oynamışlardı. Ama ligde istedikleri gibi gitmiyorlar tabii. Hatta bir ara Mustafa Hoca gider mi gitmez mi? Mustafa Reşit Akça ile ilgili de bir takım şeyler çıkmıştı. Sıkıntılar, söylentiler olmuştu. Ama Konya Spor taraftarına helal olsun hocam. Büyük takımlar gelir, yener gider ya Anadolu takımlarını. Bir şey olmaz. Ha. Biz zaten bu bizim rakibimiz değildi derler. Konya Spor taraftar şu an Galatasaray'a yenildiği için... Ligin lideri Galatasaray. 2 puan kaybetti hatta Antalya deplasmanında. Resmen teknik heyetine de, futbolcusuna da, yönetimine de sistemde bulunuyor. İşte her Anadolu takımı böyle olursa ligin kalitesi de daha çok artacak. Türk futbolunun kalitesi de daha çok artacak. Hocam, Konya Spor çok iyi top oynar da Galatasaray Konya Spor yener. Daha iyi top oynayarak. Konya çok kötü oynadı. Galatasaray ikinci yarı biraz kımıldadı, maç aldı. Attığı ilk gol offside. İkinci attığı gol penaltı. Onu da yapan adam Gomis. Bu kadar basit abi. Yani Galatasaray Gomis Konya'yı yendi. Galatasaray bugün top mu oynadı abi? Yani Gomis Konya'yı yendi diyelim evet o abi. Zaman yani. Santra'dan aldı götürdü sırtta da attı. Yani, başlangıçtaki. Doğru mu hocam? Birincisi. İkincisi Konya'nın kapanması, Galatasaray'ın üzerine gitmemesi.
Galatasaray'ın Fernando gibi oyunun şifresi olan bir oyuncu defansın içine sokması. Gömmesi. Sisteme diye soyunması. Yani sistemi Konya bozması. Kapanıyor. Evet. İyi güzel de. Nasıl açacağım? Konya kapanıyorsa topu sen daha fazla kullanacaksın. Doğru, Galatasaray kullandı zaten. Topu almak için çok fazla 39. mücadele etmeyeceksin. Doğru. Enerjini tek yönde kullanacaksın. Doğru. Onu da yapamadı. Bak hocam, yani Konya kapanır da, Konya kapanmaz da ben topu almak için uğraşırım, baskı yaparım, evet. Ona buna buna yorulurum. E Konya zaten bir halt oynamıyor. İstediğin gibi top yapıyorsun. Yapamadın. Sezon adam başındaki sezon başındaki takımlar da Galatasaray'a kapanıyordu. Evet. Fakat o zaman driplikleriyle, kanat organizasyonlarıyla bir şekilde delmesini ve pozisyona girmeyi beceriyorlardı. Şimdi birkaç haftadır bunda sıkıntı yaşıyorlar. Bugün özellikle çok yaşadılar. Bir de topa alma süreleri de uzadı. Eskiden bir topa 5 kişi basıyordu. Bugün gördünüz mü? Ama bir de bir şey söyleyeyim. Erman abinin geçen hafta söylediği bir laf var. Bak ben bir tane daha söylüyorum. Onu atlamamak lazım. Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'ı 12 kişi oynatması. Fiziksel performansı, çok koşması, gelip rakibi bozması, bazen gol yapması, ve bazen beklenmedik gol şeyler yapmıyor. Beklenmedik işler yapması. Ya. Yani rakip yani, ön göremiyor. Yani, rakibin araya gelip yani öbür oyuncuları da rahatlatıyor. Şimdi böyle bir tane kamikaze yok takımın içinde. Sıkıntıyı da yaşıyor Galatasaray. Doğru, o da doğru. Yani ben bir şey söyleyeyim. Topu kullanabilen Belanda gibi bir oyuncunun adam eksiltmemesi. Yani o duvar paslarını yapıp cezalandırmaya girmesin. NDI'ye de eksik. En büyük NDI'ye de. Bayram da hiç eksik. 4 tane kritik. Dolayısıyla da sıkıntı. Final pası atmaması. Yani şimdi bunlar kim kolay bir şey değil ya. Ona rağmen maçı bırakmaması. Yani bu takımın cesur yüreği bu akşam değil. Bu Gomis'ti yine. Tabii canım. Geç 2 haftadır yoktu biliyorsun. Yine çıktı sahneye. 9 gol attı 8 haftada. 2 haftadır yok olur mu ya? Gomis'in gol atmadığı maçta 3 gol de Gomis'in abi. 3 gol. Gol anlamında söylüyorum hocam. Ya gol atması önemli değil ki. Attığı zaman tamam da. Gomis yok dediniz. Ya adam 3 golde de Gomis var. Aynen. Pişiren adam, veren adam, yaptıran adam Gomis. Ha, geçen hafta 3'te 3 yaptırdı. Tabii. Pele son pozisyonda. Aynen. Maçı mıydı o? 3 pozisyonda da Gomis var. Karabük maçı değil mi? Karabük maçında. Pardon. Birinci kalecinin önüne geliyor, sekiyor, Fegül'ü vuruyor. İkincisi Erman Hoca'nın dediği gibi. 3 golde de Gomis var ya. Santraf'la gidiyor, Maicon kafayı vuruyor. Üçüncüsü topu geriye çıkıyor, dönüşü gol oluyor. Yani savaşan bir adam. Ortalığı karıştırıyor. Ama ilk yarı o hiç top almadı. Hiç alamadı. İlk yarı çok yalnız. İnanılmaz ya. Yani o koşulları yapmak için fırsat diri halindeyken o pasları alamadı. Ya bu diri dakikaları değil Gomis'in aslında. Gomis'in yanında gerekiyor. Pozisyonun içinde hiç Galatasaraylı oyuncu gördünüz mü bugün 90 dakikada? Hani yok. Gomis vurdu bilmem. Hiç kimse yoktu abi Gomis'in yanında. Gomis'in 20 metre yanında kimse yoktu ya. Diyorum ya bu sezon ben ilk defa Galatasaray'ı bu kadar yani rakip ceza Antalya'dan alanına bile az kötü oyuncuyla giren tabii. Az üreten bir Galatasaray takımı izledim. İlk ama defa. Antalya maçındaki tek avantajı buradan. Burada 69'a 31. Top üstünlüğü Antalya'da da top üstünlüğü, oyun üstünlüğü. Tabii Antalya önde de bastı. Tabii. Antalya çok şey ya, izin vermedi oynamasına Galatasaray. O farklı oynadı, Konya'da farklı oynadı. Bazı insanlar eleştirmiş Antalya gibi büyük takıma puan verdi falan diye. Antalya bugün Göztepe yendi ya. Evet tabii. Yani. Bugün Konyaspor'un seyircisiz oynadığını da vurgulamak lazım. Konya seyircisi öyle bir seyirci ki tamam belki şu anda sosyal medyadan kızgınlar ama seyircisiz oynama cezası nedeniyle bugün takımlar onlardan mahrumken de zorlanıyor. Her maçta da zorlanırlar. Ben bizzat hayatımda bir taraftarın, tribündeki bir taraftarın bir maçı alıp takımına kazandırdığına bu kadar net Ziraat Türkiye Kupası finalinde şahit oldum. Resmen maçı Başakşehir'den alıp kendi takımına vermişti Konya taraftarı o gün. Ama tabii yaşanan istenmeyen olaylar, Süper Kupa finali ve gelen ceza... İşte görüyorsunuz, bakın böyle bedeller de ödeniyor. Tamam da sadece Mustafa Rıştakçay mı suçlu hocam? Şimdi o taraftar orada olsa başka türlü oynamaz mı? O takımı itmez mi? Lahmacun lazım. İçine yani şey, taraftar kızgın ama. Lahmacunun içine bomba koyup sokacaklar ya. Şey, meşale. Meşale bomba. Ramazan ayındaydı maç. Ramazan'da lahmacun. İftariye diye. Dürümün içine. Ha, dürümlere. Sonra yani hani biraz 10 tamam. 10 bin tane dürüm girdi. Meşaleyle 10 bin dürüm. Taraftarın. Maçı attılar durdura durdura. Şeyde, stop durdur. Stop durdur. Çok fark etti bence. Stop durdur. Herhalde ya. Yani, hocam, hakikaten 12. O maç en çok nerede durdu biliyor musun? Konya'da. Eskişehir Göztepe maçında durdu ya. Ne oldu? Ya Eskişehir Göztepe maçı kaç saatte oynandı ya. Evet. Allah aşkına hocam. O da bayağı. Yani onlar da ceza aldı. Göztepe de aldı. Göztepe seyircisi de çok büyük seyircidir ha. İnanılmaz bir seyirci vardır. Ya, Göztepe yine kazandı. Büyük seyirci oluyor Türkiye'de. Ya, yok ama... İnanılmaz kendilerine Göztepe zarar veriyorlar. 16 puan yaptı valla. Valla zirve İkinci... sarı kırmızı şu an. Evet. Ligde. Size bir şey söyleyeyim mi? Başakşehir'le beraber ikinci. İki. Dördüncü de Kayseri. Size bir şey söyleyeyim mi? Beşinci. Dün Şenol Güneş, ben onu atlamışım burada ses mes az geldi. Sabah bizim kanalı açtım dinliyorum.
Şenol diyor ki fizik olarak iyi değildik diyor. İyi güzel de geçen sene fizik sorunları yoktu. Şimdi mesela tabii yönetime de sallayabilir. Alıp bize Çin'e götürdünüz, orada çalışamadık filan diye. Aklıma şu geliyor ama. Şimdi bu Göztepe'yi çalıştıran teknik direktörün adı neydi? Tamer Tuna. Tamer. Şimdi Tamer Beşiktaş'tayken Beşiktaş'ın fizik gücü fena değildi. Şimdi Tamer gitti. Şenol'un yanında başka bir adam da yok. Yok. Var hocam. Şey... Almadı. Ya hayır. Ya yani, var da yani. Devam Tamer eksik abi, yani yerine birini şey almadı. Tamer Hoca konumundaki birini almadı hocam. Şeref Hoca mıydı? Tamer Hoca konumunda almadı. Serkan devam et bakayım şimdi. Yok hayır, almadı yerine. Ha tamam, var dedin ama. Yardımcıları var. Var tabii canım. Bayağı yardım ediyorlar belli yani. Fakat şey... çocuk gitti Göztepe'yi uçuruyor. 16 puan ya. Demek ki adamın varlığı bir şeymiş. Evet. Etkiliymiş yani. Şimdi dün Şenol Güneş'in surat ifadesini gördünüz mü? Yürüyüşü, şekli, vücut dili. He? Sıkıntı. Hani? Hani? Şimdi bakıyorum gazetelere bugün yorum yapıyorlar bazıları. Bazıların da dillerini fazla uzatmışlar. Susanlar. Var birkaç kişi gazetede de değil, başka yerlerden geldi bana haberleri de. Dilleri çıkmış amcamların. Bunları konuştuğumuz zaman neredeydiniz ya? Tehlikeyi gösterdiğimizde. Şimdi bilmem ne bilmem ne mamu demeye başladılar. Ya da sen tehlikeyi gösterdiğin zaman niye seni Beşiktaş düşmanı ya da evet, Beşiktaş'ın kötülüğünü... Sen sadece bir tespitte bulundun ve gelecekle ben ilgili bir yorum yaptın. Evet. Yani ne alakalı var Beşiktaş'ı Fener'i Galatasaray'ı? Şimdi... Ama senin dediğin yere geliniyor hocam. Bak hakikaten ya, adım Beşiktaş'ın adım geliniyor yani. Soyunma odaları, Beşiktaş'ın antrenmanları. Kardeşim, bir teknik adam, Fatih Hoca da onu yaptı orada şey yaptı. Bir teknik adam öyle. Hem antrenman sahalarına hakim olacak, hem kamplara hakim olacak, hem soyunma olamazsın. Paylaşacaksın. Görev bölümü yapacaksın. Hepsini yapamazsın. Hepsini yaparsan böyle olur. Bak ben ne kadar net konuşuyorum bazı şeyleri. Hepsini yaparsan paylaşmak böyle olur. Paylaşmak güzeldir diye bir slogan var. Neydi o? Reklam filmi miydi?